Evet, Balalardan Özge burada, Harun Bala burada ve bir misafirimiz daha var. Yarasamız var, eve yarasa girdi. Çok nadir olan bir şeydir. Otururken şurada tam ışık tutuyorum, çekebiliyor musun? Yaklaş, yaklaş. Tam şeye girdi şimdi. Görebiliyor musun? Bak şurada. Evet, görüyorum kafamı. Evet, oynuyor bak gördüğün gibi. Tam kafamızın üzerinden. Çok enteresan bir şekilde çünkü ışık var. Ve oturuyoruz. Işıklar yanmasına rağmen gördüğünüz gibi geldi, uçtu, tavana kondu, oraya kondu, buraya kondu. Şimdi buraya geldi. Ve şu anda bu da bir misafirimiz oldu. İşte. Alıyor mu? Ve çıktı. Alıyor kamu. Korkma korkma, bir şey yapmaz. Bak şimdi gitti oraya kondu, oraya çek. Şeyin orada, şeyin yayın oraya geç. Şimdi balalar görsünler. Bakın bu kırsalda yaşadığın zaman bu tip görüyor musun? Evet. Alıyor mu? Alıyor. Sallanıyor bak burada. Evet. Çok net. Şimdi değerli balalar, kırsalda geçen de büyük bir yılan, çıyan geldiydi. Onları attık. Onların videolarını belki yayınlarız. Yani tekrar doğaya salıyoruz. Bunlar çok doğal şeyler. Bakın ben şimdi çocuklar evde uçtu yine değil mi? Nereye uçtu? Tam babam. Bak şimdi karşıdan. Oraya uçtu. Çok doğal. Aa, evde uçarken al. Uçarken alabiliyor musun? Görsünler, evde cirit atıyor. Aslında o nadir bir olaydır. Yarasalar genelde evlere bu şekilde girmez. Metruk evlere tabii girer yani. Ama bu kadar insan içerisinde ışıklar açık, sohbet ederken vesaire. Şimdi biz bunu ne diyeceğiz? Bu bize bir haberci. Biraz da işaretler ilminden konuşalım. Kam dilinde de yarasa. Gecelerin bunlar adeta şövalyeleri gibidir, prensleri gibidir. Geceleri avlanırlar. Bunların radar sistemi çok gelişmiştir. Ülkemizde de birçok cinsi yaşar mağaralarda vesaire. Böceklerle, meyvelerle beslenirler falan ama yani çok normal değil, değil mi? Doğru mu? Birden girdi. Hatta Harun ne dedin? Kelebek dedin, değil mi? Evet, evet. Ben kelebeğe de benzettim kan baba. Yarasaymış. Peki kan babam, bu şimdi gece aydınlık olarak şurada girdi evimize. Bu hayır mı, şer mi? Evet. Nasıl bir haberci bu şimdi? Sen hayırlıysan sana şer gelmez. Burada da hayırlı. Gördüğün gibi yarasa bizi uyarıyor bak. Kendi lisanıyla anlatıyor. Anlamak lazım bunların dillerini. Bilmek lazım. Mahlukatın, tabiatın, varlık aleminin. Şu anda bu eve geldiyse, ki şu anda dışarıda olması lazım bunun, değil mi? Evet. Saatimizde 10.30, 11'e doğru falan geliyor gece. Fakat şu anda burada. Demek ki bir şey anlatmaya çalışıyor. Ve çıkmadı da, kapağı çıktı. Değil mi? Evet. Çıkmıyor. Tamam. Yani normalde çıkması lazım. Oraya konuyor, oraya konuyor. Tabii ben işin burasında değilim. Ben işin meselesini biliyorum. Şimdi Türk kültüründe de, kan bilgilerinde de bütün mahlukat bizim dostumuz. Korkacak hiçbir şey yok. Daha önceki videolarda da söyledim. Böcekten, arıdan, İşte şundan bundan çocuklarınızı korkutmayınız. Bunlar doğal ve bizim yaşamımızla yaşamları bir olan varlık aleminin bir cüzleri. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama insanları öyle korkuttular ki, özellikle Türkleri. Aman evladım dokunma kediye, köpeğe, böceğe, şuna, buna, daha önce söyledik. Şimdi de gördüğünüz gibi yarasalar. Kırsalda birçok vahşi hayvanla karşılaştık. Doğru mu? Doğrudur kan babam. Ve hatta bahçenin önüne kadar geliyor. Evet. Ve dolayısıyla da bunlardan çekinilecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Değerli balalar. Şu anda da gördüğünüz gibi orada duruyor. Bakın ben buradan ışıkla tutuyorum. Görebiliyor musun? Evet, çok net alıyorum. Şeyi alabiliyor mu böyle tutunca? Evet kamala. Yakından da göster. Güzel de bir mahluk. Bunlar memeli aynı zamanda. Evet. Biraz da büyük. Hemen kendini tavana astı. Bak kafasını da oynatıyor şu anda. Görüyorsun değil mi? Evet. Bak. Şimdi birazdan yakalayacağız. Elimize de alacağız. Tutacağım ben onu kanatlarından. Harun çekerse yayınlarız. Çekeriz Harun Bala. Evet, tüm balalara gördüğünüz gibi sevgiler. Böyle çekinmeyin. Türk budunu. Hiçbir şeyden çekinmeyin. İki ayaklı çakallardan, sırtlanlardan, yılanlardan, sinsilerden korkun. İki ayaklılardan korkun. Bu mahlukat organize hiçbir şekilde
bir zarar vermez. Avcı hayvan karnını doyurmak için rızkını temin eder, doyar ve çeker gider. Hayvanlar alemi hep öyledir. Bitki alemi de öyledir. Fakat tehlikeli insanlar, içinde çıyan, sinsilik barındıranlar, daha önceki videolarda yaptım, kendilerini arındıramayanlardan çekinin. Bu tip şeyler gördüğünüz gibi dostlarımız. Hoş geldi, sefa geldi. Bugün de dostumuz yarasa. Bugün bize arkadaşlık edecek. Çıkana kadar kapıyı açacağız tabii ki yine. Pencere zaten açık. Dolayısıyla da ister gider, ister kalır. Bakalım ben de nargilemi içeceğim şu anda gördüğünüz gibi. Hiçbir şey olmamış gibi. Gel Özge. Harun'u da al, Harun'u. Uzman misafirimize hoş geldin diyelim. Tabii siz de deyin. Al elinden Harun da gelsin, kendini bir göstersin. Gel bakalım Harun Bala. Gel aslanım benim. Görüyorsun değil mi? Evet. Yarasaymış. Siz haklısınız her zamanki gibi. Dua edin yarasa. Ya yaramasa? Değil mi? Evet, hepinize kalbiye sevgiler, selamlar. Evet kıymetli balalar. İkinci gündeyiz. Yarasamız yine evimizin tavanında, kapıyı açtık fakat gitmedi. Misafir olmaya devam ediyor. Bu arada kafasını, kanatlarını oynatıyor. Arada sırada uçuyor, yer değiştiriyor ama kapıdan dışarı çıkmıyor. Biz de misafir kabul ettik. Adına da Muhlis koyduk. Muhlisimizle beraber yine Özge Balam, Harun Balam'la beraberiz. Bu arada tabii gece boyunca konuştuk ve Özge Balam bir sorun vardı. Yarasadan yola çıkarak bir soru sormuştum, mağara ilişkisi. Evet, tekrar et bakalım onu. Şimdi yarasa deyince, yarasalar genelde mağaralarda yaşıyor. Mağara deyince de aklıma çağrışım yaptı. Peygamberler mağaraya girip inzivaya çekilmesi olayı var. Kan babam. Bunu biraz açar mısınız? Evet. Şimdi bu da aslında kadim bilgilerden bir tanesidir. Hani İslam peygamberinin Hira Nur mağarası, Sevr mağarasına saklanma meselesi ayrı. Ve birçok peygamberin de mağaralara, mesela Eyüp peygamberin de bir mağarası olduğu, orada Angut güvercininin olduğu, yine mağara Rakim ashabı diye, ashabı Kehf denilen Kehf suresindeki hani halk arasında yedi uyurlar diye bilinen, değil mi? Birçok mağara meselesi vardır ve diğer inançlarda da bu mağara mevzuu sıkça anlatılır. Birçok yorum yapılır. Fakat neden peygamberler inzivaya çekilir mağaraya? Ve zaman zaman giderler, birkaç gün kalırlar. Bazen 10 gün, bazen 20 gün, işte süresi çeşitli şekilde değişir ve gelirler. Şimdi şöyle düşünmek gerekir. Nereden inzivaya çekiliyor? Mesela Mekke gibi bir yerde Hazreti Peygamber'in bir şekilde inzivaya çekildiğini, peygamberlik daha gelmediği halde. Aslında bütün mesele kan bilgilerinde, yine ön Türk atalarımızda gizli. Türk bilgeleri de zaman zaman inzivaya, münzevi hayat denilen hayata çekilirler. Ancak bu bilindiği gibi değildir. Daha sonra birçok dinin tasavvufi, özellikle tehesofi yorumlamaları ve bu manada çeşitli dinlerin tasavvuf ekollerindeki açıklamaları ve İslam tasavvufuna da birçok yalan yanlış şeyin sokulması ve inanılması, anlatılmasıyla farklı bir mizansene hafızalarda yol açmıştır. İşin aslı şudur. Türk bilgeleri de çekilir. Fakat bu münzevilik aslında toplumundan kendini inzivaya çekip tefekkür etmek, düşünmek değil. Hatta Mevlevilik'te 1001 gece veya 1001 gün çile çıkarma diye bir yol vardır. İşte az yenir, az uyunur, az içilir ve bol tefekkür. İşte çeşitli ibadetler. Bazı tarik esaslarında da
Eskiden bunlar vardı. Çilegah, çilehane denilen. Aslında Türklerde böyle bir müzevi hayat söz konusu değildir. Mevzunun aslı şudur. Özellikle çağımızda, Tengri'nin Türkü kitabında yazdığım gibi, kam orucu diye bir şey. Aslında oruç kelimesi değil orada. Perhizi diyelim. O da değil. Bilgi olduğu için bugün uyarlama yapıyorum anlaşılsın diye. Yani bana zaman zaman işte şu ayette bu var, bu ayette bu var falan filan diye yorum gönderenler oluyor vesaire. Sanki bu işleri bilmiyormuşuz gibi. Herhalde bizleri yeni tanımışlar, yeni görmüşler. Çalışmalarımızdan haberleri falan yok. Birçok dini meseleye hakim olduğumuz gibi başka inançların dinlerinde ciddi anlamda acizane uzmanıyım diyebilirim. Bilgi açısından. Ama beni atalarım ve Türkler, Türk budunu, Türk bilgeleri ilgilendirir ki nesile şu anda onu aktarmak istiyoruz. Unutulanları, örtülenleri açmak istiyoruz. Müzevi meselesi şudur Türklerde. Bugünle uyarlayarak kısaca söyleyeyim Özge. Peygamberler de mağaralara gidiyor ya, niye gitsin ki yarasa mağaralarda dolu da işte dedin. Veya işte neden? Halkından mı kaçıyor, gizleniyor mu? Bunlar ayrı meseleler. Orada vahiy mi alıyor? Cinlerle, varlıklarla temas mı kuruyor falan? İşte tefekkür mü ediyor gibi birçok soru, birçok yorum var. Çağımızda sanal sesler, sanal kokular, sanal renkler, sanal görüntüler, taklit yiyecekler, taklit tine negatif etki yapacak birçok üretim var. Araç sesleri, makine sesleri. Bunların hiçbiri doğal sesler değil. Üretim, insanın yapmış olduğu, anlatabiliyor muyum? Evet, tamam. Bir aletin, bir maddenin, bir metaanın çıkarmış olduğu sesler. Televizyon sesleri, müzik sesleri. Hangi müzik sesleri? Radyodan, televizyondan, işte bilgisayardan, şuradan, buradan dinlenilen sesler. Ezan sesi cihazla okunduğu için doğal ses değildir. Bunu uzmanlar iyi bilir. Kokular, sahte kokular. Bunlar tabii kokular değildir. Bir orman çiçeğinin geçen dağa çıktık seninle değil mi 2000 metreye? Ne kadar güzel kokuyordu. Dağ komple kokuyordu değil mi? Evet, tamam. Doğal koku. Şimdi bir de esans diye işte kolonya, işte parfüm vesaire ne dersek diyelim. Birçok sahte kokular var. Bunlardan üretiliyor ama tabii değil. İçine başka şeyler katılıyor. Demek ki tabii kokuların dışındaki kokular, sesleri söyledik, görseller, sahte çiçekler ve sahte görseller nedir bu işte? Binalar, işte araçlar, şunlar, bunlar, fabrika bacaları, aklınıza ne geliyorsa. Bunların hepsi insan tininde yara açar. Bir şeyi örter, hakikat gözünü kapatır. Şimdi bunlar hepimizi deniyor, bilmem ne deniyor falan. İşin aslı, işte ben kan bilgilerinden anlatacağım. Çünkü bütün bu meseleler aslında bizim 50 bin yıllık sırlarımızı, çeşitli inançlar, yalan yanlış, yarım yamalak vesaire alarak, kendine ekol edinerek bilgi sunmuşlar kendi kavimlerine, toplumlarına. Onlar da bugün mevcut bilgi ağlarında, kitaplarda, şurada burada söylenince zannediliyor ki bunlardan çıkıyor. İnsan tinine bunlar zararlıdır. Bu seslerden muaf durmak için gerçek tabiat sesi, kuş sesi, su sesi, gerçek su sesinden bahsediyorum bakın. Bir nehirin, bir derenin aktığı, bir rüzgar sesi, yağmur sesi, yaprakların hışırtı sesi. Birçok ses ekleyebiliriz. Görsel birçok kelebekler ve ışık. Güneş doğaldır. Bu lambalar, floresanlar, ışıklar, ledler ne dersen de sahtedir. Bunlar tinimizde büyük bir maalesef ki yara açmaktadır. Ve bir hasar oluşturmaktadır. Fiziki olarak söylemiyorum bile. Oraya girmeyeceğim. Şimdi sorduğun soruyla alakalı. Bilgeler dönem dönem bazı günlerde işte bazı hallerde böyle yerlere çıkarak toplumundan uzak durup bu sesleri dinleyerek tekrar tinini şarj eder. Anlaşılacak şekilde söylüyorum. Şarj eder, deşarj olur ve tekrar toplumuna döner. Aslında bütün insanlar öyle. Diyeceksin ki 10 bin sene önce adamın ne sesi vardı, araba yoktu, araç yoktu.
Çekiç sesi bile en ilkel alettir. Bir demir dövse o bile sahte bir sestir, üretimdir. Anlatabiliyor muyum? Bir taşın yuvarlanma sesi doğal, tabiidir. İşte onları dinlerler doğada, tabiatta ve halk onlara veya eski öğretilerde bunlar yazılı kayıtlı olduğu zaman bugün okunduğunda zannederler ki onlar oraya gidiyorlar, tefekkür ediyorlar falan. O işin başka bir bölümü. Birinci bölümünden bahsediyoruz. Deşarj olmaya gidiyorlar. Sahte seslerden arınmaya, aynı zamanda insanların çıkarmış olduğu seslerde her ne kadar tabiyse kelimeler manasıyla, anlam itibariyle hani gıybetti, yalandı, şuydu, buydu, boş laftı vesaire, onlardan da uzaklaşmak. Onlar da tabii değildir. Onlar da insanın tabii sesi değildir. Unutma bunu, bana sor. Tamam. İnsanın tabii olmayan bir sesidir işte o. Ve bunlardan beri olurlar. Kendilerini dinlerler, bu sesleri dinlerler, tinlerini tekrar şarj ederek toplumuna dönerler. Şimdi de bugün çağımızda işte bu bütün taklit, sahte seslere, görsellere, kokulara, yiyecekleri saymıyorum, sentetik şu bu falan, dediğim gibi o biraz fiziki bir şey, ruhsal da var ama maruz kalan bizler birçok seslere, tinimizin yavaş yavaş değiştiğinin farkında olmadığımızdan dolayı birçok hastalık ve ruhsal hastalıktan bahsediyorum, tinsel hastalıktan, onlara depresyon deniyor işte. Depresyona girdi. Çünkü tini örtüldü. Tini artık kendi fıtratını yaşamıyor. Tabiatla bir olan fıtratı duymuyor. Taklit şeyler duyuyor. Düşün, bir tane sahte bir bebek var. Bir de gerçek bebeğin var. Devamlı sen sahte bebeğini seviyorsun gerçek bebeğin gibi. Taklit sesler, taklit yaşayışları doğurur. Taklit görseller. Sahte bir çiçek. Ruhunda hiçbir şey oynatmaz tininde. Çünkü onunla bir bağın yok. O üretim, sentetik, taklit. Fakat gerçeği öyle değil, değil mi? Bir manzara gördüğün zaman ay ne güzel deniyor, değil mi? Evet Kambo. Neden? O ay ne güzel dedirten şey nedir? Tininin sesidir. Doğal olduğu için. İşte şimdi demin ki meseleye gelelim. İnsanın gerçek sesleri ve taklit sesleri. İşte o içinden gelen ay ne güzel dediğin ses, insanın doğayla, tabiatla, yaratılmış varlık alemiyle, hep var olanla, o da ayrı bir konu. İleride açacağız onu. Birlikte olup, onunla beraber soluk nefes alıp, onu kelam etmesi, zikretmesidir. Dolayısıyla bu gerçek sesidir işte, içten gelen. Ama içten gelecek olan şeyi tetikleyecek bir şey var, manzara burada. Ya da bir su sesi. Ay ne güzel nehir. Ay ne güzel kuş. Ay ne güzel ağaç. Ay ne güzel meyve. Bunlar çıkan sesler anlamlı olmasına rağmen kelime itibariyle insanın gerçek sesleri. Kötü sesler ne? Taklit sesler. Bir horozu taklit etmek değil. Bir kuşu taklit etmek değil. Onlar da gerçek sesler. Bir kediyi, bir işte aslanı taklit etmek değil. Bunlar da gerçek sesler. Taklit sesleri insanın tininin görmeyip de o işte tetikleyici unsurlarla beraber konuşmadığı, bütün çıkardığı sesler taklit sesler. Programlanmış bir robottan ve birçoğu da birçok inançla, dinde de günah denilen şeylerdir aslında. Boş konuşma denir ya, Türk kültüründe yeri vardır. Boş konuşma meselesi aslında hep bilgi, bilge lafları söylemekle de alakalı değildir. Boş geçti. Yani sözün boş. Çünkü tininle beraber konuşmuyor. Tetikleyici bir şey yok. Onunla beraber harekete geçmiyorsun. Anlatabildim mi? Tabii nefsine hoş gelen şeylerden bahsetmiyorum. O ara bölge. Onu da ileride açarız. Şimdi anlatabildim mi? Evet, tamam. Mağaralara dönelim. Kadın bilgeler mağaralarda, tabii ki Göktürklerle de halkın, avamın, insanlığın, toplumun uzak olduğu yerlere İrtibat kurmaya veya göktekilerle, sadece göktekiler yok orada. Karşıt güçler de söz konusu. Onlarla irtibata girenler de vardı. Bunlar yalvaçlar. Yalvaçlar tabii ki iyilerle girecekti. Bilgi alışverişi. Halkın göz önünde olmayacağına göre bu mağaralar, dağlar, inziva denilen, münzevi hayat denilen şeyler buradır. Aslında münzevilik sonradan işte dezenformasyona uğradığı için
elini eteğini her şeyden çekmiş dağa gitmiş. Veya işte toplumdan kendini sıyırmış atmış falan. Bu çok marifetli, maharetli, güzel bir davranış şekli değil aslında. Bilgeysen açıklarsın bir şekilde. Tabii ki zaman zaman çekil. Kendini dinle. Fakat münzevilik bir din adeti haline gelmemeliydi. İnsanlık alemi. Bunu da uydurdular. Anlatabiliyor muyum? Tekrar dönelim. İşte Mevlevilikte veya bazı ekollerde olanlar aslında bunlar değil. O az yeme, az içme, az uyuma, nefsi terbiye etme meseleleridir yani. Biraz yakaz aleminde gösterme. İşte derviş ya da müntesip neyse onu orada o şekilde eğitecekler vesairesidir o. Bu işin başka bir bölümü. Yani bu konu çok uzun bir konu. Şimdi yarasadan falan, yarasada hala orada duruyor muhlis. Demek ki Özge neymiş? Bu seslerden arınıp hafızanın tininden, tinin hafızasından daha doğrusu bunları silmek, taklit sesleri, kötü sesleri, bet sesleri, bet görüntüleri. Hani mesela İslam'da da vardı ya harama bakmayın falan. Aslında millet onu nasıl yanlış anlıyor? Harama bakmayın meselesi. Haram kelimesini tabii şimdi teolojik olarak burada irdelemeyelim. Oradaki ifade başka. Anlamadıkları için. Dönemin peygamberin arkadaşları anlamamış peygamberi ve Kur'an'ı. Şimdi nasıl anlasınlar diye de hani bazen söylüyoruz anlamadınız. Anlamaya çalışmadıkları için biz eleştiriyoruz. Anlaşılacak bir kelam var ortada ama anlamaya çalışmak yok. Şimdi mesela Kur'an indiği zaman Bakara suresi 187. ayet değil mi? İplik meselesi vardır oruçta evet. İşte tan yeri ağarması iplik meselesi. Ayet inmiş, peygamber ayeti söylemiş, bütün sahabeler, ashab neyse onların hepsi bunları öğrenmiş. Birkaç gün sonra Ramazan ayında işte oruç tutarken bir sahabi gelmiş, meşhurdur bu tevatür mütevatir hadisin hepsine geçer. Demiş ki ya Resulallah işte ben yedim içtim elimde de cebimde iplik var ona göre hareket ediyorum. Peygamber Efendimiz de demiş ki ne demiş Peygamber Muhammed Aleyhisselam? Yalvaç. Ya demiş bu böyle değil. Şimdi buradan ne çıkıyor? Peygamberin yanındaki adam kimse o sahabi ya da sahabi denen insan Kur'an yanında canlı Kur'an yanında o ayeti anlamamış ip taşıyor cebinde. E şimdi buradakiler nasıl anlasın? Doğru. Anlatabildim mi? Nasıl anlasın? Anlamaya çalışacak. Önce kahinat kitabına bakacak. Betten inen sayfeler, kitaplar, şuna kitapta indiği falan yok. O ayrı bir konu yani. Ayet inmesi, kitap inmesi, kitaplaştırması, mushaf konularını defaatle söyledik. Bunları geçtik. Türk bilgilerinde, kan bilgilerinde mağaralara, dağlara, Tengri dağlarına, yüce dağlara, tabi onların başka çıkma yönleri de var. Bütün bu meselelerde bilgeler kendini deşarj eder, tekrar toplumuna iner ve toplumuna da der ki haydi hep beraber Tengri Dağı'na çıkıyoruz. Niye bilgem? Koca dağa çıkacağız. Tengri'ye yakaracağız. Tapmak yok. Alkış. Yakarış. Bu bildiğimiz yakarış da değil. Dilenci gibi yakarmaz Türkler. Tengri onları bilir, bizi bilir. Madem vermeyecektin, nasıl Tengri oldun der Türk. Ama verdiğini, onunla var olduğunu bilir. Şimdi hadi Tengri Dağı'na. Bilgem, ne yapalım Tengri Dağı'na çıkıp? Günlerce belki yürüyeceğiz 2-3 gün. Yorulacağız. Toy yapacağız. İyi de azık lazım. Alın yanınıza sürülerinizi, keçilerinizi, oğlaklarınızı. Hep beraber. İşte toy bayramı dediğimiz Tengri Dağı'nda birbirlerine olan ikramlar, yukarılara çıkmak meseleleri. Haydi hep beraber nereye? Münzevi hayata. Alttan yukarı doğru çıkın bir. Ayrılın labirentten. Ayrılın sahtelikten. Sahte seslerden, görsellerden, duyumlardan, sözlerden, her şeyden. Demek ki inziva neymiş? Mağara meselesi neymiş? İşin aslı Türklerde de Türk bilgeler böyledir. Hatta ağacın altında ermek, mağarada ermek, işte Tengri dağlarında dağlarda ermek. Bütün bunların bir sırrı vardır. O sesleri dinlemek. Çünkü ruhumuzda o sesler kodlu. Beraberiz. İçimizde bir
Nehir kaynıyor. Çağlayanlar var. Kuş sesleri var, güzellikler var. Bize ah be ne güzelmiş dedirtecek her şey burada var. İşte tetikleyici unsur da o. Bir anda ne oluyor? Tinsel hafızada bugünkü anlamda resetlenip tekrar geliyoruz. Şimdi tatile gidenler, denize gidiyorlar. İşte bir ay, iki ay, işte neyse otellerde şurada burada kimsenin hayatı beni ilgilendirmez. Tatil üsluplarını eleştiriyorum, yoksa tatili değil. Sonra şehre tekrar döndükleri zaman o tatilin yorgunluğunu atmak için de 3 ay geçiyor. Böyle bir resetlenme olur mu? Olmaz. Hı? Olmaz. Değil mi? Anladın mı? Anladım Kaan babam. Bu inziva meselesi, münzevilik meselesini anladık değil mi? Mağaralara, dağlara, bilgelerin çok tabidir yani. Değil mi? Ve bilgiler daha da arttıkça, olgunlaştıkça kişi birçok şeyden zaten haz almaz. Hakikatine yönelir. Hakikatine yöneldikçe bulunduğu ortamda hakikatini örtecek birçok ses, görsel, konuşma, insan, ahlak, kültür gördüğü zaman kaçmak ister ruhu, tini. Dolayısıyla bilgelerde zaman zaman giderler ama tekrar irşat için geri dönmek zorundadırlar. Ve toplumlarını, budunlarını da aynı şekilde yapar. Şimdi bugün Tengri'den kopan fetret döneminden bahsetmiştik. Tengri ile bağını koparan zamanlar fetret dönemidir demiştik. Hani peygamberlerin gelmediği dönemler değil. Toplumun Tengri ile bağını kopardığı dönemler fetret dönemi demiştik aslında değil mi? Daha önceki videolarda. İşte bu manada inzivaya çekilen bilge, mağaraya giden bilge, eğer birileriyle orada görüşmeyecekse, o sesleri deşarj olacaksa, doğal tabii sesleri, doğal renkleri, görselleri görecekse, doğal güneşi vesaire, işte Tengri ile hakikati arasında tekrar bağ kurmak için oradadır. Bu Tengri ile bağ kurmaktır. Peki toplumda işte bu sesler, görseller, taklit olan her şey tini örttüğü için Tengri ile olan frekansı da ortadan ikiye böler. Parazit yapar arada sırada. İyi duyamaz onu. İyi göremez onu. İyi dokunamaz ona. Anlatın mı? O zaman Tengri ile bağ koparmamak için bizim doğaya gidip bir an önce... Ha, şimdi gelelim şehirde yaşayanlar ne yapacaklar? İşte o kitapta yazmıştık. Hiç değilse 10 dakika evinizin bir köşesine çekilin. Bütün taklit olan her şeyden kendinizi halas edin. Nedir? Kapatın televizyonları. Hiç ses duymayın. Taklit olan bir ses. Hep de onlar var. Bak herkes düşünün evinde taklit olmayan bir ses var mı? Televizyon, müzik sesi, dışarıdaki araba korna sesi, bilmem ne sesi, şu sesi. Hepsi üretim. Hiçbiri doğal fıtratımızın sesi değil. Kokular da öyle. Egzoz kokuları, pis hava kokuları vesaire, şu bu hep üretim. Doğal tabii değil bunlar. Doğru mu? Doğru. Şimdi gelelim başka bir meseleye. Ne yapacağız o zaman? 10 dakika evimizin bir köşesine gideceğiz. Kapatacağız ışıkları. Sahte ışığı. Varsa güneş, ay ışığına bakacağız. Gökyüzüne bakacağız. Gökyüzüne baktık mı zaten eğer yıldızları görebiliyorsak ki şehirde ışıkların kirliliğinden dolayı gökyüzünü de göremiyorsun. Onu da örtüyor. Farkında mısın? Sahte olan her şey gökyüzünü örtüyor. Tengri oysa ne diyor? Gökyüzüne bakmaz mısınız hiç? Bakıyoruz da göremiyoruz. Göremiyoruz. Diyorlar değil mi? Ya da bir şey göremiyoruz ya da baktım. Şimdi bütün mevzu bu. O zaman 10 dakika en azından kendimizi resetlemek için şehirde bu seslerden, görsellerden, her şeyden kendimizi muaf tutup gözümüzü gerekirse kapatıp gözümüzü kapatmayıp ruhumuzu, tinimizi dinlenip doğal ses varsa doğal sesi dinlemek. Bir cır cır böceğinin sesi dahi doğaldır, tabidir. Dikkat et. Ama bir müzik sesi yapay, bitti. Ya da bir insan sesi. Görseller de öyle. Her şey üretim. Her şey üretim. Üretim olmayan bir şeyde bakmayacağız. Onun için gözümüzü kapatma meselesini derken duyularımız açık olacak. Daha önce yapmıştık değil mi? Transtan bahsetmiyorum. Deşarj olmak. Ve o deşarj olduktan sonra ertesi gün hayata başka başlayacağız. Asıl ibadet de budur. Vay be.
ne demektir Türklerdeki bu ibadet kavramı? Tapmak değil. Aerobik değil. Hakikatine tekrar dönmek işte 10 dakika. Tengri ile bağ kurma, o frekans elde edebilme yetisini tekrar ertesi gün kazanabilmek için yapılan, kendin için yapmış olduğun bir şey. Tengrin için değil, kendin için. Mesele budur. Anlatabildim mi? Anladım. Demek ki yapılan bu perhiz diyelim, yani oruç diyelim, işte bu taklit, fıtratımız dışı olan, örtülmüş olan her şey taklit olduğu için, bir üretim olduğu için. Hiç düşündü mü insanlar? Dışarı çıkıyorsun şehirde, duyduğun hiçbir ses doğal değil, tabii değil. Birkaç tane serçe cik cik yapıyorsa o, o da öbürle seslerin arasına gidiyor. Aldığın koku doğal değil, yediğin doğal değil, bastığın yer doğal değil. Dolayısıyla da bundan kendini azat etmek için günde en az 10 dakika, yarım saatte yapabilirsin. Sana kalmış bir şey. Kendini ayıracağın, tinini ayıracağın bir vakit. Tengrine değil. Ama benim işte unutkanlığım var. Tabii unutursun. Bu kadar ses doldurmuşsun. Bu kadar görsel şey görmüşsün, taklit şeyler görmüşsün, taklit sözler dinlemişsin, yalan sözler, riyalar görmüşsün gün boyu içinde. İşinde zaten o stres denilen şey. Stres denilen şey parazittir. Frekans parazitleri. Sana girer çıkar, girer çıkar devamlı. Stres denilen şey işte tanım aslında budur. Negatif frekanslar kan bilgisinde bu böyledir. Neden strese giriyorsun? Mesela şu vardı değil mi? Bugün bir şey kararlaştırıyorsun. Yarın mutlaka şunu yapacağım. Belki günlerce uyumadığın hesaplar yapıyorsun, kitaplar yapıyorsun. Gerçekleştireceğin gün gelip çatıyor, vazgeçiyorsun. Sanki o sen değilsin. Ya da stresine giriyorsun. O frekansı yiyorsun devamlı. Tinini eğer ki halas eylesen, fıtratına ulaşsan, tengri frekansını yakaladığın zaman, işte mesele zaten o. Ne olmuş oluyor? Tengri'ye tapma değil, Tengri'ye ibadet değil. Kendin için yapmış olduğun bir ibadet olmuş olur. Anlatabildim mi? Onun için Tengri'ye sizin ibadetleriniz, sizin kurbanlarınız, sizin laflarınız, sizin şunlarınız, bunlarınız gitmez. Güzel sözleri açıklamıştık nasıl gider. İşte Türk bilgilerinden bir nüans da anladın mı Harun? Anladım Kamuva. Net anlaşıldı mı burası? Evet. Kesinlikle Kamuva. Demek ki yaratıcı için bir şey yapamayız. Allah de, Tengri de, şu de, bu de. Ama gerçek yaratıcının vasfını örtüp ona ibadet ediyorum diyerek tapmaya kalkarsan, onu vasfından çıkartıp sen kendi nefsinin oluşturmuş olduğun algılamandaki bilginin süzmüş olduğu bütün o ters frekanslarına tapıyorsun, farkında değilsin. Anlatabildim mi? Doğru. Çok iyi anladım. Yaratıcı her şeyden böylelikle ne oluyor? O lafı da açıklayalım. Münezzeh denilen sır da bu. Yani yaratıcı her şeyden münezzeh. Nasıl münezzeh? Her şeyin içine sokuyorsun. Her melanetinin içine sokuyorsun. Her üç kağıdın içine sokuyorsun. Her yalanın içine sokuyorsun. Ondan sonra diyorsun ki Allah her şeyden münezzeh. Ulan Allah adına yalan söylüyorsun. Yemin ediyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Sen onu her şeyin içine sokuyorsun. Nasıl münezzeh oluyor? Ama tabii Tengri münezzeh. Hakikatte münezzeh. Ama sen onu münezzehlikten çıkartıp ne yapıyorsun? Her melanetinin içine sokuyorsun. Kendi çıkarın için kullanıyorsun. İşte İslam toplumunun gerçeği budur. Tapınma yanlış frekansı algılıyor. İşte o stres, depresyon dediğim frekanslar. Anladın mı? Buradan girdiği zaman günlük hayatında da tininin hakikatine ulaşmadığın için, o halası etmediğin için, işte 10 dakika dedik en az. 20 dakika yap. 5 dakika yap, fark etmez. O şarjı, deşarjı kendine yapmadığın için o frekans parazitli geliyor ertesi gün işinde, gücünde, sosyal işlerinde, beşeri ilişkilerinde, her şeyde dırt 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 parazit yapıyor. Sonra yanlış işler yapıyorsun. Sonra düşüncesizce, düşünmene rağmen diyorsun ki basiretin bağlandı. Basiret öyle bağlanmaz, onu da anlatacağız ileride. Bütün sırları açıyoruz şimdi, dikkat ediyorsunuz değil mi? Evet, tamam. Sırayla. Münezzehlik sırrını da anladın mı? Türkçesi şu. Tengri diyor ki sen ne yaparsan yap beni pis işlerine de katamazsın, güzel işlerine de katamazsın.
Şimdi güzel işleri de bak ayrı bir yere koyuyorum. Eyvallah. Ben her şeyden münezzehim. Münezzehlik bu. Bana bulaşma diyor ya. Anladın mı? Sen de diyorsun ki Allah her şeyden münezzehtir. Bir de zamandan mekandan münezzeh yapıyorsun onu. Sonra diyorsun ki Allah benim yanımda. Allah her yerde. Sen neredesin o zaman? Zaten sır orada. Gayrı değiliz de Tengri ile. Şimdi güzelliklerinize beni niye karıştırmayın diyor. Meselesine gelip tamam pis işleri anladık da güzellikleriniz. Güzel olan şeyler senin değil de ondan. Bizim kendimiz aşağılardan yukarı çıkara kadar. Ne demek aşağılardan yukarı? Hani yukarıdaydın aşağı indirildin meseleleri vardır ya. Türklerde de vardı uçma ve tamu. Kur'an inmeden önce bu bilgiler var. Yukarı frekansla aşağı frekans aynı değil. Farklı. O frekansı yükseltmektir yukarı çıkmak. Çünkü her bir frekans telsiz muhaberattaki olanlar bilir. Askerlik yapanlar. Ya da işte elektronikçiler şunlar bunlar. Frekans önemli değil mi? Radyo frekansı. Yükseldikçe daha iyi duyarsın. Parazit yok olur, azalır. Veya tam bir safiyane bir şeye gelir. Televizyonda görsel şeyler durdurur. Ne olur? Karıncalanma. Değil mi? Gider, net görürsün. Aşağıdaki frekans, yukarıdaki frekans meselesi. Yukarıdaydı frekansınızı aşağı çektiniz. Aşağıları görmek için. Çünkü yukarıdaki frekans aşağıyı çok net görüyor ve tenezzül etmiyor. Ama tenezzül edildiği için yukarıdaki frekans yerde iş görmeyeceği için yerin frekansı size verildi. Yani aşağı indirildiğinizin sırrı yoksa aşağı derken hakir görülme meselesi de değil. Bu Müslümanlar onları hep yanlış bilir. Bu frekansla, frekans derken de anlaşılsın diye söylüyorum. Bildiğimiz frekans değil, bazıları diyor hangi frekans falan filan. O sana giren frekans, onu sorana soruyorum. O çünkü ona o frekans girmiş farkında değil. Dilenim çıksın bir tarafından da çünkü zarar vermesin ona. Dolayısıyla da yerdeki frekansınız yerde iş göreceği için yerde dolaşmak istiyorsanız size aşağılardaki frekansı verdim. Buyurun ama asıl olan yukarıda. Zaten o frekansı da ne yapıyoruz? Arttıra. Yüksek boyuta doğru yüksek frekansa çıkıyoruz. İşte yerde o parazitli de olsa tengri frekansını yakalamak için tinsel o halaslığı yapmak gerekiyor. İşte mağaralara çekilenler, inzivaya çekildiğini zannettiğimiz yalvaçlarımız, büyük Türk atalar ve işte peygamber de şu de bu de ne dersen de onlar aslında ne yapıyormuş? Bilindiği gibi tefekkür etmek falan değil. Ya da birilerinin dediği gibi cinler minlerle gidipmiş orada konuşuyormuş falan filan. Ve tabii ki bütün mahlukatla konuşmak mümkün. Anlatabildim mi? Evet Kamba Baba. Şimdi anlaşıldı mı Harun? Anladım Kamba Baba. Soru varsa alayım. Kapatıyoruz uzun geldi bu. Eyvallah Kamba Baba. Muhlis'in de canı sıkıldı. Bak Muhlis'i şimdi herhalde bugün gider artık. Ama bayağı rahat. Buraya evi sandın. Evet. Evet o da sohbet dinliyor. Ya zaten sen bu yarasalardan dedim ya çekinmeyin. İki ayaklı yarasalara dikkat edin. Doğru. Evet. Geçen gün iki ayaklı yarasa burada geziyordu mesela. Bakıyorsun ama bak bugün ne güzel yarasa ya. Değil mi? Muhlis. Yaramasalar geziyor. Yarasalar bize yarıyor. Tersi. Evet. Kalbi selamlar bütün balalar. Tengri biz mena. Net alıyor musun? Evet kan babam. Evet. Evet Muhlis sana veda edeceğiz. Bize birkaç gün arkadaşlık yaptın. 2 gün. Ama bu kadar yeter da. Yani git böcek mi yakalayacaksın? Ne yakalayacaksan yakala. Evet dışarı salalım. Çünkü tam şimdi gözleri güneşte şey olduğu için şu çalıdan oraya bırakalım. Dışarıdan. Çalımını oraya bırak. Kendisi kendi kendine toparlayarak uçacak. Çalılığa bırak oğlum. Evet gördüğünüz gibi mahlukat bizim dostumuz. Özge balığa
yine Harun Bala bir maceranın da sonu. Yapımda, yayında emeği geçen ve izleyenlere selamlar olsun.